Herkese merhaba. Bugün ayakta başlayacağız. Şöyle masanın kısa kenarına doğru ayağa gel. Ayakta bir duruşa gel. Ayakların böyle bir yumruk mesafesinde açık olabilir. Eğer rahat edersen şöyle birleştirebilirsin de. Sırtın dik olsun. Böyle bir kalçayı geriye doğru, kaburgalar ileriye doğru değil. Kalçayı içeriye doğru al. Karnın sıkılı, omuzlar rahat. Avuç içlerin doğalda nereye doğru dönüyorsa, kimisinin avuç içi öne doğru dönük oluyor, kimisinin yana doğru. Sırtın dik, göğsün dik, boynun dik. Göz kapaklarını kapar. Ve ayak parmak uçlarından başın tepesine doğru bir uzama bul. Ve bir süre kal orada. Nefes alıp vermeye devam et. Nefesler doğal akışında. Avuç içlerini göğsün hizasında birleştir, baş parmaklar göğsün hizasına doğru gelsin. Ve yavaşça gözlerini aç. Kollar yukarıya doğru kalksın. İşaret parmakların yukarıda, şöyle omuzları geriye doğru al. Kalçayı öne doğru it. Bakışlar yukarıda. İyice göğsü aç. Nefes verirken dizlerini bük, öne doğru katla. Eller yere gelebiliyorsa gelsin, dizlerini bükebilirsin, göğsün üst bacaklarına yapışsın. Yarı yola açıl, buradan sırtı dikleştirdin, kuyruk sokumundan başının tepesine doğru uza, kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Avuç içlerini birleştirdin, yüksel, bir kez daha geriye doğru açıl, karnın sıkılı, bere çökmeden şöyle, kalçayı öne doğru it, işaret parmakları yukarıda, omuzları geriye doğru al. İyice göğsü aç yukarıya doğru. Bir kez daha katla. Dizlerini bükebilirsin. Ya da oluyorsa tamamen bacakları düzleştirebilirsin. Yarı yola kadar açıl bir kez daha. Kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Bakışlar ileride. Verdiğin nefesi bir kez daha katla. Sağ ayak geriye doğru gitsin. Sol ayak geriye doğru. Plank'e doğru gel. Şöyle birkaç kez öne arkaya doğru gel. Kalça şöyle çok yukarıda kalmasın. Kalçayı indir. Buradan aşağı bakan köpek kalçayı yukarıya doğru it. Ellerle matı ileriye doğru it. Verdiğin nefesle göğüs üst bacaklara doğru. Şöyle biraz omuzları açmak için yaylanabilirsin. Parmak uçlarına doğru yüksel, topuklar yukarıda. Ellerin arasına doğru bak. Sağ ayak önde. Sol ayak önde, öne doğru katla. Avuç içlerini birleştir, yüksel bir kez daha. İyice omuzlar geride, sanki dirseklerinle başını sıkıştırıyormuşsun gibi. Verdiğin nefesle öne doğru katla. Dizlerini büyük. Yarı yola kadar açıl. Parmak uçlarına doğru gelebilirsin, el parmak uçlarına doğru. Göğsü ileriye doğru ilk nefes verirken katla. Sağ ayak geride, sol ayak geride, plank'e doğru gel. Dizler yerde, kalça topuklarda, alnın yerde. Çocuk pozu, iyice omurgayı uzat. Eller öne doğru. Birazcık yerleş poza. Ellerini sola doğru yürü. Bedenin sağ tarafını açmak için. İyice ellerle sola doğru yürüdün, kalça sağa doğru. Ellerini ortaya doğru getirdin, ellerini sağa doğru yürü. Kalçayı sola doğru düşür. Ellerini ortaya doğru getirdin. Dört ayağa doğru gel. Sekiz nokta için dirseklerini büktüğün göğüs çene yerde, kalça yukarı. Tüm beden yerde. Dirseklerini yere doğru getir. Dirsekler omuzların altında. Şöyle kürek kemiklerini geriye doğru çek. Ve çeneyi göğse doğru yaklaştır. Sol tarafa doğru dön. Sol omzun üstünden sol topuğa doğru bak. Sonra çeneyi bir kez daha göğse doğru yaklaştır. Yarım bir daire çizdi. Sağ omzundan sağ topuğa doğru bak. Bir kez daha çeneyi göğse doğru yaklaştırdın. Sol topuğuna doğru bak. Omuzlara çökmeden bir kez daha sağ tarafa doğru bak. Sonra çeneyi göğse doğru yaklaştır iyice.
enseyi açmak için. Dirseklerle yere itmeye devam et. Sonra daireler çiz. Soldan sağa doğru. Sonra sağdan sola doğru. Üç kez. Omuzlara çökmeden dirseklerle yere itmeye devam et. Sonra sabit bir yerde kaldın. Elleri göğüs hizasına doğru yaklaştı. Ayakların üstü yerde. Omuzları yukarıya doğru aldın. İyice geriye doğru çek. Burada kal bir süre. Burada kalırken ayakların üstü yerde. Ellerle matı kavradın. Kendine doğru çekiyorsun. Ve göğsü ileriye doğru itiyorsun. Ayak parmaklarını mata taktın. Dizlerin üzerine doğru geldin. Dizler yukarıda, kalça yukarıda, aşağı bakan köpek. Burada bisiklet hareketi yapabilirsin. Bir topuk aşağıya, diğer topuk aşağıya. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldı. Sağ ayak parmakları point. İyice yukarıya doğru it. İki kalça da yere paralel ilk başta. Sonra iki kalçayı üst üste getirdin. Kalçayı sağa doğru aç. Hala sağ ayak parmakların point ve göğsü sol bacağa doğru itmeye devam et. Sağ bacak yukarıda. Sonra sağ kalçayı yere doğru çevir. Sağ ayak yere doğru gelsin. Sol bacağını yukarıya doğru kaldır. Sol ayak parmakları point. İki kalça kemiğiyle yeri göstersin. Göğsü sağ bacağa doğru itmeye devam et. İki kalçayı üst üste getirdin. Sol bacak yukarıda. İyice yukarıya doğru al ve göğsü mata doğru çevir. Sağ bacağına doğru git. İki kalça yere doğru gelsin. İki kalça yere doğru çevir. Sol ayak yerde. Aşağı bakan köpek. Dizlerini bük. Ellerin arasına doğru bak. Sıçra. Öne doğru katla. Avuç içlerini birleştirdin. Yüksel. Verdiğin nefesle katlan. Sağ ayak en geriye doğru gelsin. Sağ dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştir. Sol dizi öne doğru it. Bakışlar yukarıda. Eller sol dizin üstüne doğru gelsin. Şöyle omuzları geriye doğru al. Eller kalçada. Biraz şöyle kalçayı yere doğru yaylandırabilirsin. İyice omuzları geriye doğru çek. Bakışları yukarıya da alabilirsin. Şöyle çenen göğsüne yakın da olabilir. Sağ kalça yere doğru yaklaşıyor. Eller yere doğru gelsin. Öndeki ayağını geriye doğru al. Plank. Dizler yerde. Dirseklerini büktüğün göğüs çene yerde, kalça yukarıda. Tüm beden yere doğru gelsin. Kobra için yüksel. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru bak. Sağ ayak ikilin arasına doğru gelsin. Tek seferde gelmiyorsa ayak bileğinden tutup getirebilirsin. Sol dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere doğru yerleştir. Sağ diz öne doğru it. Omuzlar geride. Eller sağ dizin üstünde. İyice sağ diz öne doğru it. Sol kalça yere doğru geliyor. Elleri kalçaya doğru alıp şöyle kalçayı biraz yaylandırabilirsin. Göğüs iyice ileride. Dirseklerini birbirine doğru çek. Bakışları yukarıya doğru alabilirsin. Çene göğse yakın da olabilir. Eller yere doğru gelsin. Arkadaki ayağını öne doğru al. Katlan. Avuç içlerini birleştir. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefesle katlan. Dizler bükülü olabilir. Sol ayak geriye doğru. En geriye doğru gelsin. Sol dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştirdin. Eller kalçada. Elleri kuyruk sokumun arkasında birleştirdin. Şöyle omuzları geriye doğru al. Göğsü ileriye doğru it. İşaret parmakların yeri göstersin. Yere gelebilirse gelsin.
Eller öne doğru gelsin. Buradan plank'e doğru gel. Sağ ayak bir de. Dizler yerde. Dirseklerini büktüğün, göğüs çene yerde. Kalça yukarıda. Tüm bedenler. Elleri kuyruk sakımının arkasında birleştir. Ayaklarını yukarıya doğru kaldır. Omuzlar yukarıda. Her şeyi yukarıya doğru çek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yavaşça yere doğru gel. Ellerle yeri it. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru baktın. Sol ayak ikinin arasında. Sağ dizin yerde. Arkadaki ayağın üstüne yerleştir. Eller kalçada. Avuç işlerini birleştirdin. Kuyruk sokumunu orada. Omuzlar geride, göğsü ileriye doğru it. Sol dizi öne doğru itmeye devam et. İşaret parmaklarının yeri göstersin. Yere dokunabilirsen dokun. Şart değil. Eller öne doğru gelsin. Arkadaki ayağın öne doğru aldın. Katla. Aldın nefesle yüksel. İşaret parmakları yukarıda. Kalçayı öne doğru it. Eller göğsün ortasında. Bir kez daha işaret parmakları yukarıda. Yüksel. Katlan. Nefes verirken sağ dizini bük, sağ topuğu kalçaya doğru çek, sol bacağın üstüne doğru katla. Sağ ayak parmakları point, başın serbest. İyice ağırlığı öne doğru ver. Sağ ayak geriye doğru gelsin. Sağ dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştirdin. Eller sol dizin üstünde. Buradan avuç işlerini birleştirebilirsin başın üstünde ya da şöyle avuç işleri birbirine doğru olur. Omuzlar kulaklara çok yakın olmuyorsa. Eğer böyle yakınlaşıyorsa birleştirince açık kalsın. Sol dizi öne doğru it. Sağ kalça yere doğru yaklaşsın. Aldığın nefesle uza, verdiğin nefesle iyice göğsü yukarıya doğru çevir. Belinde bir sıkışıklık oluyorsa çok derin yapma. Eller yere doğru gelsin. Sol ayak geride, plank'e doğru gel. Sol elin matın ortasına doğru getir. Kalçayı devirdin. Sağ kol yukarıda. Sağ el yere doğru gelsin. Bu sefer kalçayı sağa doğru düşür. Sol kol yukarıda. Çevril. Bakışları yukarıya doğru al. Sol el yerde. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru baktın. Sağ ayak ikiğin arasında. Sol dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere doğru yerleştirdin. Eller kalçada. Kolları yukarıya doğru al. İstersen avuç içlerini birleştirip işaret parmakları yukarıya doğru alırsın. Ya da avuç içleri birbirine doğru olur. Hangisi senin için rahatsa arkadaki ayağın üstünü yere doğru bastırmaya devam et. Eller yere doğru gelsin. Arkadaki ayağın öne doğru al. Katlan. Avuç içlerini birleştirdin. Yüksel. Kollar geride. Verdiğin nefesle direkt öne doğru katla. Eller yere doğru gelsin. Bu sefer sol dizi bük, sol topuğu kalçaya doğru çek. Sağ bacağına doğru iyice katla. Ağırlığı öne doğru ver birazcık. Sol ayak en geriye doğru gelsin. Sol dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştirdin. Eller sağ dizin üstünde. Burada kalabilirsin. Sola doğru döndür gövdeyi. Arkadaki dizini büküp ayağını yakala. Şöyle ayağı geriye doğru itebilirsin. Sol omuz açılır. Eğer yakalayamıyorsan bir kemerle yardım edebilirsin şöyle ayağı yakalamaya. Rahatsan elinle yakala.
Eğer oluyorsa topuğu kalçaya doğru çek. Yavaşça ayağını bıraktın. Eller yere doğru gelsin. Sağ ayak geride. Plank'e doğru geldin. Dizler yerde, kalça topuklarda, alnın yerde. Dirseklerini yere doğru getirdin. Burnun, çenen. Yere doğru gelsin göğsün. Sonra yukarıya doğru gel. Kol. Ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru baktın. Sol ayak iki elin arasına doğru gelsin. Sağ dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştirdin. Eller sol dizin üstünde. Kolları yukarıya doğru al. İstersen avuç içlerini birleştir, istersen avuç içleri birbirine doğru. Burada kalabilirsin. Devam etmek istersen sol elini sol dizin üstüne doğru getir. Gövdeyi sağa doğru çevirdin. Sağ dizi büküp ayağını yakalayabilirsin. Ayağını iç kubisinden yakala. Ayağı geriye doğru itersin. Şöyle sırtı geriye doğru yasla. Ya da topuğu kalçaya doğru çek. Sağ üst bacağı hissedersin. Gövdeyi öne doğru çevir. Yavaş ayağını bıraktın. Eller yere doğru gelsin. Arkadaki ayağını öne doğru al. Katla. Avuç işlerini birleştirdin. Yüksel. Eller göğsün hizasında. Şöyle ellerini kalçaya doğru al. Dirseklerini birbirine doğru yaklaştır. Böyle bele doğru çökmüyorsun. Kalçayı öne doğru it. Kalçayı öne doğru ittin. Göğüs yukarıda. İyice kürek kemiklerini birbirine doğru çek. Bakışlar yukarıda. Buradan nefes verirken dizler bükül. Öne doğru katlan. Ellerini kuyruk sokumunun arkasında birleştirdin. Verdiğin nefesle kollar başın gerisinden öne doğru gelsin. Ağırlığı birazcık öne doğru ver. Yavaş eller yere doğru gelsin. Buradan dizlerini büktün. Plank'e doğru sıçrayacağım. Ya da iki büyük adımda da gidebilirsin. Bir, iki, üç, zıpla. Hop. Dizler yere doğru gelsin. Kalça topuklarda alnın yerde. Dirsekleri yere doğru getirdin. Kalçayı yukarıya doğru al. Burnun, çenen yere doğru sürünerek gel. Tüm beden yere doğru gelsin. Kol. Buradan göğsü yere doğru getirdin. Sol dirsek yerde sol el parmakları matın sol köşesine, sağ köşesine doğru dön. Böyle omza doğru çökmüyorum. Dirsekli yere itmeye devam et. Göğüs açık. Sağ dizi büktün. Sağ elle sağ ayağını yakaladın. Sağ topuğu kendine doğru çek. Sağ topuğu kalçaya doğru çektin. İyice sırtı geriye yasla. Ve gövdeyi öne doğru çevir. Göğüs açık. Nefes alıp vermeye devam et. Nefesini tutma. Nefes alışverişler hep burunda. Yavaşça ayağını bıraktın. Sağ dirsek yerde, sağ el parmakları matın sol köşesine doğru. Sol dizini büktün. Ayağını yakala ve topuğu kalçaya doğru çek. Aldın nefese topuk kalçaya. Göğsü ileriye doğru it ve göğsünü öne doğru çevir. Çevirirsek geriye doğru geliyor. Şimdi belki elleri böyle ayak parmakları hizasına doğru çeviremiyorsun. O zaman ayağın üstünden tutup çekersin. Yapabilirsen şöyle eli çevirip
El parmakları ile ayak parmakları aynı yöne doğru da bakabilir. Ayağını bıraktın. Eller göğüs hizasında. Nefes alırken göğsü yukarıya doğru al. Omuzlar geride. Ayak parmaklarını tak, aşağı bakan köpek. Sol bacağı yukarıya doğru kaldır. İki kalça kemiği de yeri göstersin. Sol bacak dümdüz. İyice göğsü sağ bacağa doğru yaklaştır. Ve dizini bükerek sol ayak iki elin arasına doğru gelsin. Burada arkadaki topuk geriyi göstersin. Yüksek hamle için kollar yukarıda. Topu iyice geriye doğru itiyorum. Sol diz bükülü, sol üst bacak yere paralel. Buradan arkadaki ayağı devirdim yere doğru. Kollarını aç. İkinci savaşçı. Sol el yere doğru gelsin. Sağ kol yukarıda. Sırtı geriye doğru yaslan. Sonra sağ kolu şöyle başının yanından yere doğru, yere paralel uzat. Bakışları sağ avuç içine doğru çevir. Sağ kalçayı biraz daha yere doğru düşür. İyice sırtı geriye doğru yaslan. Sağ elini yere doğru getir. Arkadaki topuğu geriye doğru çevirdin. Sol kol yukarıda. Bakışlar sol el parmaklarına doğru. Arkadaki bacağı hiç bükmeden topu geriye doğru itmeye devam et. Sol el yere doğru gelsin. Sağ dizin yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere yerleştir. Buradan. Eller sol dizin üstünde. Sol dizi öne doğru it. Kollar yukarıda, avuçları birleşsin. İşaret parmakları yukarıyı göstersin. Şöyle geriye doğru al omuzlarını. Göğüs ileriye doğru. Sağ el, sağ arka bacağa doğru gelsin. Şurada kalfına doğru. Sol avuç içi geriyi göstersin. Buradan sol dizini düzelt. Sol ayak parmaklarını biraz sağa doğru çevirebilirsin. Oluyorsa elin topuğa doğru gelsin sağ elin. Sol avuç içi yeri göstersin. Kalçayı öne doğru itmeye devam et. Yavaşça tekrar sol dizine büktün. Sol el yere doğru geldi. Buradan arkadaki ayak parmaklarını taktın. Sol ayağı sola doğru yürü. Sağ eli sağa doğru. Sol elle sol dizin içinden sol dizi sola doğru it, sırtı geriye doğru yasla. Buradan sağ dirseğin üstüne doğru da gelebilirsin. Ya da elin üstünde durmaya devam et. Oluyorsa arkadaki dizini büküp ayağın üstünden yakalayıp ayağı geriye doğru itebilirsin de. Sol omuzu geriye doğru al. Sağ kalça yere doğru. Sol dizini de sola doğru it. Yavaşça ayağını bıraktın. Sol el sol ayağın içinde. Şöyle arkadaki dizini yerden kaldır. Öne arkaya doğru biraz kalçayı aç. Aşağıya yukarıya. Ve sağ dizi yere doğru getir. Göğüs açık. Arkadaki ayağın üstü yerde. Burada kalabilirsin. Sağ dirsek yere doğru gelebilir. Sırtın dik. Eğer sırtın dikliği bozuluyorsa elin üstündesin. Şimdi ağırlık sağa doğru gitmek isteyecek ki ağırlığı sola doğru ver. Aldığın nefeste uzadın, kuyruk sokumundan başın tepesine doğru nefes alırken göğüs yere doğru gelsin. Sol el parmaklarını şöyle öne doğru uzatabilirsin. Ya da belki eğer dirsek yere gelemiyorsa şöyle bir yükselti koyabilirsin sol dirseğin altına.
Oluyorsa sol dirsek yere de gelebilir. Sol dizini kendine doğru çekip ağırlığı sola doğru vermeye devam et. Aldığın nefeste hep uzuyorsun. Verdiğin nefeste göğüs çene yere doğru yaklaşıyor. Ağırlığı sola doğru ver. Sol dizi kendine doğru çek. Sağ kalça yere doğru yaklaşıyor. Yavaşça ellerle geriye doğru geldin. Arkadaki ayak parmaklarını taktın. Sağ dizi yukarıya doğru al. Sol ayak geriye doğru gelsin. Plank. Dizler yerde. Dirseklerini büktün. Göğüs çene yerde. Kalça yukarıda. Tüm beden yere doğru gelsin. Kobra için yüksel. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Beş nefes burada kal. İyice parmak uçlarına doğru yüksel, topukları yukarıya doğru al. Ve göğsü üst bacaklarına doğru it. Boynun rahat, başın rahat. Birazcık karnını içeriye doğru çekebilirsin. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Sağ ayak parmakları point. Sağ dizini büktün. İki elin arasına doğru getir. Yüksek hamle için. Arkadaki topuk geride. Öndeki dizini büktün. Kollar yukarıda. Topu iyice geriye doğru itiyorsun. Sağ diz bükülür. Sağ üst bacak yere paralel. Arkadaki dizini bükmemeye çalış. Arkadaki ayağını devirdin. İkinci savaşçı ayağı gibi. Sağ el yerde, sol kol yukarı. Arkadaki ayak matın kısa kenarına paralel. Buradan sırtı geriye doğru yasla. Sol kol şöyle yere paralel olabildiği kadar gelsin. Avuç içi yeri göstersin. Sol kalçayı da birazcık aşağıya doğru al. Bakışlar sol avuç içine doğru. Sol el yere doğru gelsin. Arkadaki topuk geriyi göstersin. Sağ kol yukarıda. Çevir. Sağ el yere doğru geldi. Sol diz yerde. Arkadaki ayağın üstünü yere getir. Eller sağ dizin üstünde. Arkadaki ayağın üstünü kullan. Arkadaki ayağın üstü kuvvetli. O kadar kuvvetli ki neredeyse şöyle dizin yerden kalkacak gibi. Sağ dizi öne doğru it. Kollar yukarıya doğru. İstersen el parmaklarını birleştirebilirsin. İşaret parmaklarını yukarıyı gösterir. Burada kalabilirsin. Sol el geriye doğru gelsin. Öndeki dizini düzelt. Sol elini topuğuna doğru al. Ve bacağını öne doğru uzat. Sağ ayak parmaklarını burada öne doğru çevirebilirsin. Sağ kol yukarıda. Avuç içi geriye göstersin. Geriye doğru ağırlığını ver. Sol kalça yöne doğru it. Ağırlığı sağa doğru ver. Yavaşça ön dizini büktün. Öne doğru gel. Buradan sağ ayağını sağa doğru yürüt. Sağ ayağının kenarı yerde. Sol eli de sola doğru yürüt. Şöyle sağ elle sağ dizinden içinden tutup sağa doğru it dizini sırtı geriye doğru yasla. Burada kalabilirsin. Dileyenler sol dirseği yere doğru getirir. Sırtı geriye doğru yaslamaya devam et. Eğer esneklik izin veriyorsa arkadaki dizini büküp elini sağ elle sol ayağın üstünden yakalayıp iyice sağımızı geriye alırız. Bir süre kal burada. Yavaşça ayağını bıraktın. Sağ ayağın içinde. Şöyle arkadaki ayak parmakların takıl. Dizi yerden kaldır. Şöyle ağırlığını biraz öne arkaya kalçayı açmak için aşağı yukarıya kalçayı oynat.
Sol dizi yere doğru getir. Arkadaki ayağın üstü yer. Buradan sağ dizin sağ omzuna yakın. Göğüsleriye doğru, kürek kemikleri birbirine doğru çek. Burada kalabilirsin. Sol dirsek bükülü yere doğru gelirsin. Kamburun böyle çıkıyorsa ellerin üstündesin. Kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uzat. Sağ el parmaklarını öne doğru uzatabilirsin. Ya da sağ dirseğin altına şöyle bir yükselti koyabilirsin. Ya da sağ dirsek yere gelebiliyorsa gelsin. Ağırlık sola doğru gitmek ister. Ağırlığı sağa doğru verip sağ dizi kendine doğru çek. Aldığın nefesle uza, verdiğin nefesle göğüs, çene yere doğru. Burada başını düşürme. Boynunun devamı olsun. Omurganın devamı olsun boynun. Yavaşça ellerin üzerine doğru gel. Arkadaki ayak parmaklarını taktın. Dizi kaldır. Sağ ayağı geriye doğru al. Plank. Dizler yerde. Kalçayı topuklara doğru düşür. Biraz dinlen. Alnın yere doğru gelsin. Ellerini iyice öne doğru uzat. Dirseklerini yere doğru getir. Şöyle avuç içleri kürek kemiklerine doğru gelsin. Eller tekrar öne doğru gelsin. Kalçayı kaldır. Ellerini öne doğru uzat. Şöyle biraz geniş. Buradan koltuk altlarını yere doğru getireceğim. Kalçayı geriye doğru it. Çene göğüs yerde. Buradan göğsü öne doğru aldım. Üst bacaklar yere doğru gelsin. Eller önde, kollar düz. Kol. Bir kez daha. Kalçayı yukarıya doğru aldın. Koltuk altları yerde, çene yerde, göğüs yerde. Ayaklarını böyle mata takabilirsin. Ya da ayakların üstü yerde olur. Nasıl istersen. Sonra bir kez daha avuçlarıyla geri itti. Üst bacaklar yerde. Göğüs açık. Ellerini birazcık kendine doğru yürüt. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına doğru baktım. Sol ayak iki elin arasına doğru gelsin. Arkadaki ayağını 45 derece açıyla devirdin. Gövde yukarıya doğru kaldı. Şimdi arkadaki ayak şöyle. Böyle matın kısa kenarına paralel değil, ayak parmaklarını şöyle öne doğru çevirdi. Topuk geriyi gösteriyor. Onun nedeni de iki kalçayı da şöyle öne doğru nasıl rahat çevireceksen. Belki biraz daha ayağı sağa doğru alıp kalçayı öne doğru çevirirsin. Öndeki dizini büktün. İki kalça da öne doğru. Arkadaki bacak dümdüz. Kollar yukarıda. İstersen kulaklarının yanında. Rahatsan avuç içlerini birleştirip baş parmaklarını sadece birbirine doğru geçir. Birinci savaşçı. Öndeki diz bükülü. Öndeki dizini düzelttin. Elleri kuyruk sokumunun arkasında birleştir. Omuzları geriye doğru al. Verdiğin nefeste dizini büktün. Tüm ağırlık sol bacakta göğüslere paralel. Kollarını şöyle yukarıya doğru kaldırabilirsin. Kobra sırtı. Sağ bacak dümdüz. Sağ ayak parmakları point. Tüm dikkatini sol bacağa doğru getir. Buradan sol el yere doğru gelsin. Yere doğru gelemiyorsan şöyle bir yükselti alabilirsin. Sol el ya yerde ya bir yükseltin üstünde. İki kalçayı üst üste getirdin. Sağ kol yukarıda. Bakışları yukarıya doğru al. Sırtı geriye doğru yasla. Sağ el yere doğru gelsin.
Arkadaki ayak yere doğru gelsin. Sol ayağı geriye doğru al, plank'e doğru gel. Dizler yerde, kalça topuklarda, alnın yerde. Dirseklerini yere yapıştırdın. Şöyle burnunu, göğsünü yere doğru sürüyerek gel. Kobra. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Sağ ayak iki kemik arasına doğru gelsin. Arkadaki ayağını devirdin. 45 derece açıyla. Yani sol ayak parmaklarını öne doğru çevir. İki kalçayı da şöyle öne doğru çevirebilmek için. Yoksa kalça açık kalıyor. Burada kalçayı kapatıyorum. Sol kalça öne doğru itiyorum. Sağ kalça geriye doğru. O yüzden biraz ayağı belki sola doğru alıp parmaklarını biraz daha çevirmek isteyebilirsin. Öndeki dizin bükülü. Arkadaki bacak sağlam. Üst bacağı sıkıp geriye doğru itiyorum. Kollar yukarıda. İstersen bu işlerini birleştirip baş parmaklarını birbirine doğru getirebilirsin. Aldın nefesi uzat. Arkadaki topu iyice geriye doğru it. Öndeki dizini düzelttin. Ellerini kuyruk sapının arkasında birleştir. Omuzlar geride. Şimdi önünde sabit bir noktaya bak. Öndeki dizini büküp sol bacağı yukarıya doğru kaldır. Kolları da yukarıya doğru alabilirsin. Kürek kemiklerini birbirine doğru çek. İstersen sağ dizin bükülü olabilir. Oluyorsa düzeltirsin. Sol bacak aktif. Sol ayak parmakları koyun. Sağ elin yere doğru gelsin. Ya da bir yükselti alabilirsin. Ya da el parmak uçların yerde olur. İki kalça üst üste. Şu yukarıdaki bacak bir hafifçe geriye doğru al. Şöyle yana doğru baktığında ayak parmak uçlarını görmeyeceksin. Sol kol yukarıda. Bakışları yukarıya doğru alabilirsin dengen rahatsa. Yoksa yere doğru olsun. Sol el yere doğru gelsin. Arkadaki ayağı geriye doğru al. Sağ ayak geride. Plank. Dizler yerde. Kalça topuklarda. Alnın yerde. Dirseklerini yere doğru getirdin. Şöyle burnun, çenen, göğsün yere doğru gelsin. Kol. Yavaşça göğsü yere doğru getirdin. Sol dirsek yerde. Sağ dizini büktün. Sağ elle sağ ayağının sağ ayak bileğinden yakalayıp sağ dizi yukarıya doğru it. Şu seni geriye doğru çeksin. Oluyorsa dirseği yerden kaldırabilirsin de. Ya da daha rahatsa dirsek yerde de kalabilir. İyice geriye doğru çeksin. Yavaşça bıraktın. Sağ dirsek yerde, sağ el kol yerde. Sol ayağı yakaladı. Ya da ayak bileğini. Sol bacağı geriye doğru it. İstersen dirseği yerden kaldırabilirsin de. Göğüs açık. İyice üst bacağı ya da dizini yukarıya doğru it. Yavaşça bıraktın. Biraz dinlen. İki el üst üste. Alnını ellerin üstüne doğru getir. Bir kez daha yapacağız. Biraz daha değişik. Sol ön kol dirsek yerde. Sağ dizini büktün. Sağ ayak bileğinden yakala. Geriye doğru it. Dirsek yerde de olabilir. Şimdi sol dizini büktün. Sol ayağımı şöyle sağ ayak bileğimin dışından geçirdim. Ve sol ayakla geriye doğru itiyorum. Belki biraz daha yukarıya doğru kalkabilirsin. İyice geriye doğru in. Yavaşça bırak. Sağ dirsek yerde. Sol dizi büktün. Sol ayaktan yakala. Bu da şöyle dışından. Geriye doğru ittin. Sağ dizini bük. Sağ ayağını geçir. Sağ ayakla geriye doğru it.
Yavaşça bırak, dinlen. Eller üst üste, alnın ellerin üstüne doğru olsun. Gövdeyi kaldırdın. Şöyle bacakların arasını birazcık aç. Dizlerini bük. Ellerle ayaklarından yakaladın. Verdiğin nefeste göğüs yukarıya doğru. Dizler yukarıya doğru. Dizlerini ya da üst bacaklarını yukarıya doğru ittiğini düşün. Ve nefes verirken göğüs yukarıya doğru. Eğer çok zorlanıyorsan şöyle bir yükselti alabilirsin karnının altına. Buradan ayakları yakalayıp göğsü yukarıya doğru itersin. Ayak parmakları point. Yavaşça gel yere doğru. Eller göğsün hizasında, kalça topuklara doğru gelsin. Biraz belini rahatlatmak için otur. Dizlerin arasını açabilirsin. Şöyle karnın yere doğru gelir. Bir süre kal burada. Yavaşça kalçayı yukarıya doğru al. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpek. Dizlerini büktün. Ellerin arasına doğru bak. Sıçra ya da iki büyük adımda gel. Dizler bükülü. Hop. Sıçra. Öne doğru kalk. Ayakların arasını birazcık aç. Şöyle. Ve kalça topukların arasına doğru gelsin. Şimdi burada eğer rahat oturamıyorsan, şöyle topuklar yere gelmiyorsa matı kıvırabilirsin. Ya da bir yükselti alabilirsin topuklarının altına. Şöyle. Buradan kalçayı yere doğru getirsin. Alıyorsa ayak tabanları tamamen yerde. Dirsekler dizlerin içinde, sırtın dik. Şimdi şunu yapacağız. Sol dizim sol ayak hizasında. Şöyle sol topuğu yerden kaldırdım. Sol diz yere doğru. İçe doğru gitmiyor. Tam böyle götürmüyorum. Sol ayak parmağı hizasında. Sonra tekrar yere. Sonra sağ. Sağ ayak parmak hizasına doğru götürdüm. Sonra yere doğru. Tekrar. Bir kez daha. Her iki tarafı da 5 kez yapalım. 3. 4. 5. Burada kal. Şöyle biraz yaylan. Dirseklerle dizlerini yanlara doğru itmeye devam et. Baş parmaklar göğsünün hizasında. Sırtın. Şimdi sol el yere doğru gelsin. Sağ kolu yukarıya doğru çekir. İyice çevir. Sırtı geriye doğru yaslı. Dizleri yanlara doğru açmaya devam et. Sağ el yere doğru gelsin. Sol kol yukarı. Solumuzu geriye doğru çek, sırtı yasla. Dizleri yanlara doğru açmaya devam et. İçe kapanmasın dizleri. Ortaya doğru gel. Şimdi dileyen aynısını yapsın. Dileyenler bağlanarak yapacak. Sol koltuk altı şöyle dizine doğru geliyor. Şimdi dileyen tekrar bunu yapsın. Yapabilenler şöyle elimin tersi kalçaya doğru geliyor. Sağ kol da geriden geldi. Sol elle sağ yakaladı. Şimdi bu mümkün değilse yine bir kemer kullanabilirsin. Şöyle. Sol el geriden geldi. Sağ el de geriden geldi. Elimi yakaladı. Ya da
Şöyle bir kemer yakalayabilir. Sağ omuzu geriye doğru. İyice sağ omuzu geriye doğru al. Bakışları yukarıya doğru çevir. İki dizi yanlara doğru itmeye devam et. Ortaya doğru geldin. İstersen sağ el yerde sol kol yukarıda yapmaya devam edersin ya da sağ elini ters çevirip kalçaya doğru getir. Sol kol geriden geldi. Sağ elini, sol elini yakala ya da bir kemer kullanabilirsin. Şöyle sol omuz yere doğru gelmesin. İyice sırtı geriye doğru yasla. Sol omuz geriye doğru al. Sağ elini, sol elini, kolunu geriye doğru çek. İki dizi yana doğru açmaya devam et. Yavaşça gel ortaya doğru. Kalçayı yere doğru düşür. Ayak tabanlarını birleştir. Şimdi kalçayla topuk arasında biraz mesafe olsun. Ellerle ayak parmaklarından yakaladım. Sırtını dik. İki dizi yanlara doğru açmaya devam ederek ve sırtının dikliğini koruyarak verdiğin nefeste dirsekler bükülü öne doğru katla. Aldığın nefesle uzadın. Verdiğin nefesle katlan. Bir süre kal burada. Kalçaları açmak için. Bugün birazcık kalça çalıştık. Yavaşça gövdeyi yukarıya doğru al. Topuklar yerde, ayak parmak uçları yukarıya doğru. Şöyle elleri bacakların içinden geçirdin. Şu ayaklarının kenarlarında tut. Buradan topukları öne doğru itip, öne doğru katla. Şimdi göğüs çene yere doğru gelsin. Aldığın nefesle uzadın, verdiğin nefesle çeneyi yere doğru getir. Aldığın nefesle uza, verdiğin nefesle öne doğru katla. Aldığın nefesle uzadın, verdiğin nefesle katla. Yavaşça gövdeyi yukarıya doğru aldın. Şimdi bacaklarını aç. Eğer bacaklarını açınca böyle geriye doğru gidiyorsan kalçanın altını mutlaka bir yükselti al. Ve şöyle ucuna doğru otur, seni öne doğru itsin. Yani sırtının dik olduğu bir pozisyonda otur. Bacakların açık. Belki bu kadar açamıyorsun. Biraz daha kapalı kalabilir. Belki biraz daha fazla açıyorsun. Aldığın nefesle yukarıya doğru uza. Kolları yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken öne doğru gel. Ne kadar gelebiliyorsan. Sonra elleri yere doğru getir. Belki bu kadar oldu. İç bacaklarını hissettiğin bir yer. Yavaş yavaş. Nefes verirken öne doğru gel. Belki dirsekler yere doğru gelir. Dirsekler yere doğru geldiyse şöyle belki çeneyi destekleyebilirsin. Ya da alnını. Belki tamamen yere doğru gelirsin. Tamamen yere doğru geliyorsan eller ayaklardan yakalayabilirsin. Ya da elleri kuyruk sokunun arkasında kenetleyip şöyle kolları yukarıya doğru kaldırabilirsin. Şimdi herkesin esnekliği farklı. Belki şu an için bu mümkün değil. Ama iç bacaklarını hissettiğin bir yerde kal. Yavaş ellerle geriye doğru yürüdün. Şu dizlerin altından tut, kapat. Şimdi kurbağa pozu yapacağız. Onun için
Belki matın uzun kenarını kullanmak isteyebilirsin. Çünkü dizlerinin içi mata doğru gelsin, acımasın. Şimdi bacaklarını açıyorsun. Burada önemli olan dizler kalça hizasında ve ayak bileklerin de dizlerinin hizasında. Şimdi belki burada kaldın, belki bu kadar bile açamadın, böyle kaldın. Belki ayaklar bu kadar açılmadı, açılamıyor. O zaman ayaklar biraz daha yakın olabilir birbirine, sorun değil. Olabiliyorsa dizler kalça hizasında, ayak bileklerinde dizlerinin hizasında. Burada kalça şimdi ne öne götürüyorum ne arkaya. Direkt kalça yere doğru düşürüyorum. Ne karar verebiliyorsa. Olursa dirsekler yerde. Belki göğüs yere doğru gelir. Bir süre kal burada. Kaldıkça kalça biraz daha yere doğru geliyor. Ve nefes verirken kalçayı yere doğru düşür. Eğer çok çok yoğun hissediyorsan pozu birazcık belki geriye doğru gelmek istersin. Şöyle geriye doğru gelip biraz daha az bir yoğunlukta hisset. Bir süre kal. Ondan sonra tekrar belki biraz daha yoğunlaştırırsın. Yavaşça ellerin üstüne doğru gel. Buradan sağ bacağını yana doğru aç. Eller yerde, kalça yine yere doğru geliyor. Sağ dizini bük, sağ dizin içi yere doğru gelsin. Yine kurbağa bacaklar, bu sefer sağ yana doğru, ay solu yana doğru. Yavaşça sol diz de yere doğru gelsin. Dizlerin arasını kapat. Kalçayı topuklara doğru düşür. Alnın yerde. Dinlen. Kalçayı yukarıya doğru kaldırdın. Şimdi kalçayı yana doğru düşür, bacaklarını uzat. Sağ dizi kendine doğru çek. Şöyle. Sağ bacağını düşürdü. Sağ ayağının içi sol bacağının içinde. Şimdi bu birinci opsiyon. Yapabilenler sağ ayağının üstünü şöyle sol bacağın üstüne getirsin. Kasığın sağ topuğun sol kasığıma doğru geliyor. Tam şöyle değil. Ayağının üstü geliyor. Yapabilenler bunu yapsın. Diğerleri ayağın içi, bacağın içinde. Şimdi buradan öne doğru katlanacağım. Ama bir tane daha varyasyon var. Yapabilenler şu öne doğru gelsin. Sağ el geriden gelsin. Sağ elle sağ ayağı yakalayabilir. Şimdi bu hiç mümkün gözükmüyorsa şöyle ayağına bir kemer geçirirsin. Öne doğru geldi. Sağ elle kemeri yakalarsın. Buradan nefes verirken sol el, sol ayağın kenarında. Omurga dik, nefes verirken öne doğru katla. Aldın nefesle öne doğru uzuyorsun. Verdin nefesle öne doğru katla. Yavaşça gövde yukarıya doğru aldı.
Sağ ayak tabanı yerde. Sonra sağ ayağımı sol dizimin hizasında sol tarafa doğru alıyorum. Sırtım dik. Sağa geride. Sol kol yukarıda. İyice göğsü aç. Verdiğin nefesi dirseği ya da koltuk altına yakın bir yer. Şöyle iyice ittirerek sol dizin dışına doğru. Dirsekle dizi ittiriyorum. Sırtım dik. Sol elim sağ kalçamda. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefeste çevir. Bakışları sağ omzun üstünden geriye doğru al. Karnını da biraz içeriye doğru çekebilirsin. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefeste çevir. Sol ayak parmakları da aktif. Yana doğru düşmesin. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefeste çevir. İki omuz da aç. Ortaya doğru döndün. Bacaklarını uzat. Sol dizini bük. Sol ayağının içi sağ bacağın içinde olabilir. Bu birinci varyasyon. İkincisi sol ayağının üstü sağ bacağının üstünde. Şu ayağımın üstünü şu biraz çevirip koyuyorum. Topuğum da sağ kasıma doğru geliyor. Tam sol dizi yere doğru. Bu mümkün değilse bu. Tamam, birbirinden daha iyi diye bir şey yok. Herkesin esnekliği farklı. Burada öne doğru katlanacağım. İstersen bağlanarak katlanabilirsin. İstersen direkt böyle ya da böyle katlanırsın. Bağlanmak istiyorsan yine bir kemer kullanabilirsin. Ayağına geçirdin. Sol kol geriden gelsin. Öne doğru gelerek istersen sağ ayağı yakala. Sol ayağı yakala. Sol ayağı yakalamak mümkün değilse sol elinle kemeri yakala. Gövdeyi öne doğru çevir. Verdiğin nefesi öne doğru katla. Sağ elle de sağ ayağının dışından tutup kendine doğru çek. Belki bu kadar öne doğru geldin. O da olur. Sol dizi yere doğru itmeye devam et. Eğer ayağının üstü bacağın üstünde ise. Aldın nefesi uzat. Verdiğin nefesi katla. Bu süre kal burada. Yavaşça gövdeyi yukarıya doğru aldın. Sol ayak tabanın yerde. Şimdi sol ayağımı sağ dizimin üstünden geçirdim. Dizimin hizasını yere doğru koydum. Çok böyle kalçaya doğru çekme. Sol el geride. Sağ kol yukarı. Şöyle geriye doğru açıldın. Nefes verirken dirseğini ya da koltuk altına yakın bir yeri dizinin dışına doğru getir. Dirsekle dizi itiyorum, dizleri dirseği çevirmek için. Böyle kamburun çıkmasın, iyice yüksel, kuyruk sokumundan başın tepesine. Sağ elini kalçaya getirebilirsin ya da yerde de olabilir. Verdiğin nefesle çevir. Aldığın nefesle iyice yüksel, dirsekle dizi it, dizle dirseği. Verdiğin nefesle çevir. İki omzu da açıyorsun. Sol omuz geriye, sağ omuz geriye. Bakışlar geride. Boynun rahatsızsa yana doğru bak. Karnını biraz içeriye doğru çek. Çok geriye doğru şöyle ağırlığını düşürme. Sırtın dik. Yavaşça ortaya doğru da. Derin gevşeme için sırt üstü yat. Sırt üstü yattın. Ayakların iki yana doğru açık. Kısa bir derin gevşeme. İstersen sen ders sonrasında devam edebilirsin.
Ayakların açık, avuç içleri yukarıya doğru. Verdiğin nefesle beraber tüm bedeni rahatlat, ağırlaştır. Ayak parmakları iki yana doğru. Tüm bacaklar rahat. Bacaklardaki kaslar ağır, kemikler. Eklemler çok ağır. El parmakların, avuç içlerin gevşek. Kollar rahat. Omuzlar rahat, omuzlar yumuşak. Kollarındaki de tüm kaslar, tüm kemikler, eklemler ağır, tüm dokular yumuşak. Kuyruk sokumundan başın tepesine kadar tüm arka bölge çok ağır, sanki bedenin adeta yere doğru gömülüyormuş gibi. Yavaş yavaş. Beden ağırlaşsın ve giderek kesilirsin. Bu pozda kıpırdamadan kalman önemli. Karın bölgesi gevşek. Mide kasların rahat. Göğüs kafesi sert. Boynun. Boğazın. Çenen, dudakların çok gevşek. Tüm yüzüne ait her şey, yanaklar, kulaklar, burun deliklerin gevşek. Göz kapakları giderek ağırlaşsın. Ve kısa bir süre kıpırdamadan kalmaya devam. Yavaşça el parmakları, ayak parmakları sakince kıpırdamaya başlasın. İstediğin bir esneme hareketi varsa yapabilirsin. Ve dizlerini göğsüne doğru çek, bir tarafına doğru dön, içgüdüsü olarak dönersin. Ve bir oturma pozisyonuna gel. Gözler kapalı kalmaya devam etsin. Sırtın dik. Rahat bir oturuşta otur. Ve işaret parmaklarının, baş parmaklarının birleşsin, avuç içleri ileriye doğru. Dersini om şanti, şanti şanti diyerek bitireceğiz. Şanti huzur demek. Dilersen eşlik et, dilersen zihninden tekrarla. Om şanti, şanti. Şanti. Katıldığınız için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa pozlarla ilgili bana yazabilirsiniz. Ya da böyle yapmak istediğiniz bir poz varsa onu da gösterebilirim. Teşekkürler.